Her sabah aynada kendi yansımanızı görüyorsunuz. Her yaz havuzun dibindeki arkadaşınızı eğri büğrü görüyorsunuz. Peki ama bunu kullanarak bir görünmezlik pelerini yapabilir miyiz? Bı. Ne? Veya bir kelebeğin parlak kanatlarını açıklayabilir miyiz? Cevap ışığa çılgınca yöntemlerle garip şeyler yaptırmamızı sağlayan fotonik de gizli. Çılgın yöntem 1. Sekme. Aynada kendinize bir bakın. Muhtemelen sık sık bakıyorsunuz zaten ama yine de bakın. Ne görüyorsunuz? Tabii ki kendinizi ama bunun neden böyle olduğunu hiç merak ettiniz mi? Işığın bir dalga gibi hareket ettiğini duymuşsunuzdur. Mesela bu su dalgaları gibi. Su dalgalarında dışarı doğru hareket eden yüksek ve alçak bölgeler bulunur ve bu bölgeler bir duvara çarptığında geri seker. Aynada da aynısı olur. Cep telefonunuzdan gelen ışık yüzünüze çarpar ve seker. Bu sekmeye yansıma denir. Yüzünüzden yansıyan ışığın çoğu aynaya çarpar, oradan da sekerek gözlerinize ulaşır. Çılgın yöntem 2: Bükülme. Bu kaleme suyun altında bir bakalım. Kalemin suyun içindeki kısmı dışındaki kısmına göre niçin bükülmüş gibi görünüyor? Tabii ki, kalemi görebilmeniz için en başta ışığın kalemin üstünden yansıması lazım. Ama aynı zamanda gözünüze ulaşana kadar farklı maddelerin içinden geçmesi gerek. Işık genelde iki nokta arasındaki en hızlı yolu tercih eder ve bu yol her zaman düz bir çizgi olmayabilir. Işık suda havada olduğundan daha yavaş hareket eder. Dolayısıyla en hızlı yol bükülmüş bir yoldur. Evinize gitmek için kullandığınız yolları düşünün. En kısa yol her zaman en hızlı yol değildir. Burada olduğu gibi daha dar ve yavaş yolları kullanarak yolu kısaltabilir. Ve veya yolu biraz daha uzatarak otoyoldan daha hızlı gidebilirsiniz. Işık da aynını yapıyor ve bu bükülmeye kırılma adı veriliyor. Bardaktaki kalemi bükülmüş ve havuzdaki arkadaşınızı eğri büğrü görmenizin sebebi bu. Çılgın yöntem 3. Karışma. Işık dalgalarıyla oldukça benzer davranışlar sergileyen su dalgalarına bir bakalım. Bu dalgaları kaba iki damla su damlatarak oluşturdum. Her damla dışarı doğru yayılan birer dalga dizisi yaratıyor. Sonra bu damlalar karşılaşıyor ve birbirine karışıyor. Bu karışmaya girişim adı veriliyor. Bazı karşılaşma noktalarında oluşan yeni dalga, asıl dalgaların ikisinden de daha büyük oluyor. Bazı noktalarda ise dalgalar birbirlerini sıfırlıyor. Bu deneyde aynı şeyin ışık dalgaları için de geçerli olduğunu görebiliriz. Aralarında küçük bir mesafe bulunan iki ince yarığın içinden ışık geçiriyorum. Tıpkı suda olduğu gibi karışan ışığın bazı kısımları esas ışıktan daha parlak, bazı kısımları da esas ışıktan daha karanlık oluyor. İyi ama bunun görünmezlik peleriniyle veya kelebeklerle ne ilgisi var? Işığa garip şeyler yaptırmamızı sağlayan çılgınca yöntemleri bir araya getirelim. Bu örtü bir insanı nasıl görünmez kılabilir? Bu kamera gözünüz olsun. Bu yeşil kumaşta görünmez yapmak istediğimiz pelerin olsun. Pelerinin kendisini görünmez yapsak, o zaman ışık pelerinin içinden geçip gider diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama öyle yaparsak, ışık pelerinin sakladığı şeyden çekip, tekrar pelerinin içinden geçip gözlerimize ulaşabilir. Yani işe yaramaz. Pelerinin kendi arkasındaki ışığı alıp kumaş içinde yönlendirerek hiç değiştirmeden dışarı kameraya doğru iletmesi lazım. Böylece pelerinden veya sakladığı şeyden hiç ışık yansımaz. Bu sayede de sadece pelerinin arkasında kalan şeyleri görürüz. Bir nevi kamuflaj gibi. Ve pelerinin her yüzü arkasında kalan ışığı yönlendirip ön tarafa iletebilmeli ki pelerinin içindeki şeye hiç ışık ulaşamasın ve pelerine çarpan hiçbir ışık ışını kamera merceğine doğru yansımasın. Yani hiçbir şey görünmesin. Tüm bunlar için ışığı yönlendirebilmek gerekiyor ki bu da kolay bir şey değil. Ama doğadan yardım alabiliriz. Boston Bilim Müzesi'nde morfo kelebekleriyle birlikteyim. Kanatları çok parlak, mavi bir renge sahip. Kanatlarının ön kısmı hava ve kitin tabakalarından oluşuyor. Ve kitin ıstakoz kabuklarında meydana getiren madde. Kanatlarındaki bu tabakalar ışığın sekme, bükülme ve karışma özellikleri sayesinde kırmızıları, sarıları, yeşilleri, turuncuları, mavi dışındaki tüm renkleri doğruca kanadın arkasına doğru yönlendiriyor bir tek mavi renk yönlendirilmiyor. İşte yüzeyde sadece mavi renk görmemizin nedeni bu. Bir kelebek kanadının renk yönlendirme yapısını alıp dokuyarak bir kumaş haline getirebilseydik, mavi dışındaki bütün renklere karşı görünmez olan bir pelerin üretebilirdik. Mavi ışığın olmadığı bir dünyada yaşıyor olsaydık evet, hiç mavi renk yansımazdı böylece pelerinimiz kusursuz çalışırdı. Ama biri çıkıp pelerinimize mavi ışık tuttuğu zaman çok komik görünürdük. Bizim dünyamızda işe yarayabilmesi için pelerinin mavi dahil tüm renkleri yönlendirmesi gerek. Peki gerçek bir fotonik görünmezlik pelerinini nasıl icat edebiliriz? Fotonik görünmezlik mümkün olmalı öyle değil mi? Çünkü ışığın sekmesine, bükülmesine ve karışmasına müdahale edebiliyoruz. O zaman ilk fotonik görünmezlik pelerinini ben icat edeceğim. Ben icat ettim bile. Ama o sadece yeşil bir örtü. Aaa.